Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çilek reçeli yapacağız. Dilerseniz malzemelerimizi sayalım. 1 kilo çileğimiz var, 2 su bardağı şekerimiz, çok az miktarda da limon suyumuz var arkadaşlar. İsterseniz çilek reçelimizin yapımına geçelim. Arkadaşlar, çileklerimizi iyice yıkamıştık. Başlarını da bu şekilde aldık. Ve istediğiniz büyüklüklerde kesebilirsiniz. İyice yıkadık, ayırtladık. Ben çok fazla bölmüyorum. Ortadan ikiye böldüm büyükleri. Böyle küçükleri ortadan ikiye gene bölüyorum. Çok burada küçükler var. Şu şekilde olanlar var. Şu şekilde küçücük olanlar var. Bunları da tüm atıyorum. Efendim anneciğim. Evet. Bu şekilde olanları da tüm atabilirsiniz, küçük olanları arkadaşlar. Çok büyük olanları da bakın, burada büyük çileklerimiz var bu şekilde. Bunları isterseniz böyle ikiye, üçe bölebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben biraz çilek reçelini iri iri sevdiğim için çok fazla bölmüyorum. Evet, çileklerimizi böldükten sonra şekeri yatıracağız tenceremizin içerisinde arkadaşlar. Arkadaşlar, çileklerimizi doğradık bu şekilde. İstediğiniz büyüklüklerde doğrayabilirsiniz. Biraz büyük, biraz küçük. Ben bu şekilde doğradım arkadaşlar. Kim küçük olanları da tüm tüm attım içerisine. Bir tane tenceremizin içerisine çileklerimizi atıyoruz arkadaşlar. Evet, çileklerimizi atıyoruz. Şöyle. Ve kontrollü olarak şekeri dökebilirsiniz üzerine. Baktınız çok geldi, azaltabilirsiniz. Bu çileğinizin tatlılığına, ekşiliğine göre şeker oranı değişebilmekte. 1 kiloya 2 su bardağı ya da 1,5 su bardağı şeker kullanıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ben şöyle bir bakmak istiyorum. Şekerim nasıl geldi? Yeterli arkadaşlar. 1,5 su bardağı şeker kullandım. Yeterli bu benim için. Şimdi tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Üstü bata şeker ilave etmiş olduk. 1,5 su bardağı şeker kullanmış olduk. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Ve mümkünse akşamdan sabaha kadar dinlendirirseniz şeker iyice suyunu salacaktır. Ve reçeliniz daha kolay, daha güzel pişecektir. Sabah geceden sabaha kadar dinlendirirseniz daha iyi olacaktır. Ama vaktiniz yoksa 4 saat, 5 saat dinlendirdikten sonra ocağı yakıp altını koyabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi çileğimizi dinlendiriyoruz. Arkadaşlar, çileklerimizi bir gece önceden dinlendirmiştik. Şimdi bakıyoruz, suyunu iyicene salmış. Çok güzel çilek kokuyor. Evet, altını açıyoruz ocağımızın ve kısık ateşte imil imil pişiriyoruz. Üstüne köpük köpükler olacak, baloncuklar olacak. Onları da lavabonuza alıyorsunuz, döküyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar imil imil kısık ateşte pişireceğiz. Daha sonra kavanozlayacağız. Ağzını kapatacağız. Afiyetle yiyeceğiz yazın, kışın. Evet arkadaşlar, çileklerimiz pişti. Üzerinde böyle köpükler oluştu. Onları böyle alıyoruz kaşığımızın ucuyla. Hafif hafif. Bu şekilde. Limonumuzun birkaç damla yeter limon. Eğer ekşiyse çileğiniz, atmaya da bilirsiniz. Çok az, mayhoşluk versin diye atacağım ben içerisine. Biraz da limon suyuyla kaynadıktan sonra üzerindeki köpükleri alacağım ve kavanozlamaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, çileklerimizi kaynattık. Güzelce pişti, köpüklerini aldık. Şimdi sıcak sıcak kavanozların içerisine dolduracağız. Şöyle daha rahat görürsünüz. Bu şekilde sıcak sıcak doldurduğunuz zaman kapağını kapattığınızda kendiliğinden vakumlanmış oluyor. Bu şekilde dolduruyoruz kavanozlara. Ve ağzını sıkıcana kapatacağız. Evet, gördüğünüz gibi böyle ağzını sıkıcana kapatıyoruz. Ağzını sıkıcana kapattıktan sonra bu şekilde
ters çeviriyoruz. Evet arkadaşlar, çilek reçelimizi bu şekilde kavanozladık. Ağzını sıkıcana kapattık. Benim böyle küçük bir tane kavanoz oldu. Bir de yarım oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim.